Artı TV'den Ekolojik Odak programından herkese merhaba. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve İstanbul sokaklarında şu anda kadınlar 8 Mart gününü hem eylemleriyle hem protestolarıyla neşelendiriyorlar, şenlendiriyorlar. Tabii daha eşitlikçi, daha adil İstanbul Sözleşmesi'nin harfiyen uygulandığı, kadınların taleplerinin yerine getirildiği, şiddetten arınmış 8 Mart'larda buluşmak üzere, 8 Mart'ları kutlamak üzere Dünya Kadınlar Günü'nü de buradan kutlamış ve anmış olalım. Şimdi bugün aslında biz de iklim ve kadın odaklı bir program yapacağız ama onun öncesinde başka bazı önemli gündemler var. Özellikle 17 Şubat tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan bir iklim değişikliğiyle mücadele sonuç bildirgesi var. 17 Şubat'ta yayınlandı bir toplantıyla. Hatta o toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Bildirge Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı. Burada iklim kanunu için bir ön hazırlık, yapılacaklar, eylemler, sorumluluklar, atılacak adımlarla ilgili kapsamlı bir raporun meclise sunulacağı yönünde bir açıklama geldi. Temelde 14 maddelik bir bildirge bu. Şimdi bu bildirgenin biraz detaylarını konuşacağız. Neler eksik kaldı? Artıları neler? Türkiye'de bir iklim kanunu oluşturmak için aslında nasıl bir yol haritasına ihtiyacımız var? Bunu konuşacağız ve bu bildirgenin esas amacı evet bir kanun oluşturmak ama neden şimdi böyle bir bildirgeye ihtiyaç duyuldu? Ve aşağı yukarı 2 yıllıkta bir çalışma süreci öngörülüyor bu kanunun oluşturulması için. Tabii bu bağlamda Avrupa ülkelerinde de iklim yasası, iklim kanunları açısından ne gibi çalışmalar var? Hangi ülkelerin iklim kanunları yürürlükte? Hangileri çalışma götürüyor veya hangilerinde hiçbir adım yok? Biraz bunlara bakacağız. Ve yine çok sıcak gündem, hala daha da Türkiye'de bu tartışılıyor. İnsan hakları eylem planı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gündeme getirildi. Elbette hukukçular bunun farklı boyutlarını tartıştılar. Özellikle yargı bağımsızlığı açısından, adil yargılama açısından neler getirecek, içerik açısından neler var. Bunlar hukukçular tarafından irdelendi ama biz de bu insan hakları eylem planını biraz daha iklim odaklı bir yerden ve biraz daha kadın odaklı bir yerden tartışmaya çalışacağız. Kiminle? Bu hafta konuğumuz Küresel Denge Derneği Başkanı Nuran Talu. Nuran Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Pelin Hanım, nasılsınız? Teşekkür ediyoruz hocam. Biz sizinle daha önce de programlar gerçekleştirdik ve aslında bu programın da hem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelmiş olması önemli. Çünkü biz sizinle bu programlarda daha evvel iklim krizi ve kadın odaklı konuştuk. Bunlar çok önemli. İklim krizinin çünkü en fazla etkilediği kesimlerden birinin kadınlar ve daha sonra çocuklar olduğunu biliyoruz. En dezavantajlı kesimler dünyanın pek çok yerinde kadınlar iklim krizinin en olumsuz etkilerine maruz kalıyorlar. Aynısı aslında Türkiye'de de hem emek yoğun işlerde çalışıyorlar. Tarımda yine aynı şekilde kadın emeğinin yoğun olduğunu biliyoruz ve iklim krizinin olumsuz etkileri kadınları her açıdan etkiliyor. Şimdi isterseniz önce bu 17 Şubat'ta gündeme getirilmiş olan iklim değişikliğiyle mücadele sonuç bildirgesinden başlayalım. Bunun az evvel de söyledim 14 maddeden oluşuyor şu anda ama genel anlamıyla ben sizden elbette değerlendirmenizi isteyeceğim ama tabii Paris İklim Anlaşması onaylanma hedefinin olmaması, azaltım hedefinin olmaması, herhangi bir uzun vadeli karbon emisyonu sıfırlama hedefinin olmaması, yine kömür başta olmak üzere fosil yakıtlardan çıkış stratejisinin olmaması gibi ben olmayanlardan başlayarak söyleyeyim dedim. Siz neler gördünüz ve neden şimdi bu bildirge yayınlandı, neden çıkarıldı, bununla başlayalım isterseniz.
Teşekkür ederim. Olanları cımbızla toplayabiliriz belki bu kısa zaman içerisinde. Hayır, yani tabii ki devletin, kamu yönetiminin merkezde ilk defa böyle bir bildirge yayınlaması belki olumlu olarak değerlendirilebilir. Tabii ki bunun gardı anlamında baktığımızda da Türkiye'de iklim değişikliği nedeniyle meteorolojik afetlerin hızla arttığını, özellikle kentlerde baskının çok yüksek olduğunu, arka arkaya gelen bir kuraklık fenomeninin artık bütün Türkiye'nin şahit olduğu bir süreçti bu 2021'in başından bu yana. Dolayısıyla işte en tepedeki siyasa bu işe hadi bir bakalım gibi bir öngörüyle devam etti. Uluslararası boyuttan da illaki Cumhurbaşkanı'na baskılar da vardır. Çünkü özellikle pandemiden sonra küresel iklim krizinin önemi giderek daha fazla arttı. Sizin söylediğiniz tüm bu sıraladığınız konular birbirleriyle etki zinciriyle bağlı esasen. Yani biz kadını konuşurken doğal olarak toplumun haklarını, insan haklarını, kadının insan haklarını iklimle bağdaştırarak, çevre sorunlarıyla bağdaştırarak da konuşacağız. Ama bunun tepesinde koca bir iklim politikası var. Bildirge aslında süreç şöyleydi. Yani Ankara haberleri olarak vermek gerekirse iklim kanunu bir uluslararası projenin sonucu olarak aslında bir taslak olarak ortada. Ama daha çok söylediğiniz gibi sera gazı emisyonlarının azaltımına odaklı bir kanun. Bakanlık dolayısıyla bu bildirgeden önce çeşitli çalıştaylar düzenledi. Çevrim içi doğal olarak. Bu çalıştaylarda sizin söylediğiniz işte Paris'e Türkiye onaylasın mı? Yani Paris'te Türkiye arasındaki ilişki ya da iklim değişikliğinin sadece sera gazı emisyonlarının azaltımı değil, etkilere uyum politikaları ne yapacak? Ya da karbon vergilendirmesi, karbon fiyatlandırması konuları. Çünkü aslında birazdan belki geleceğiz. İklim kanununun yapısında biraz da bu var. Taslak doğrudan bize yansıtılmasa da o projelerin sonuçları doğrultusunda biraz görebiliyoruz. Bir de Ankara'da bir kurul var. Bu sürekli olan bir kurul. İklim değişikliğine yüksek bir kurul biliyorsunuz. Koordinasyon kurulu iklim değişikliğiyle ilgili. Bunun da yapısının değişmesi söz konusu. Dolayısıyla bunlar tartışıldı ve sonuçta böyle bir bildirge gördük biz de. Yani aslında tartıştığımız şeyler, önerdiğimiz şeyler sivil toplum kuruluşları olarak, üniversiteler olarak ya da uluslararası projelerin sonuçları olarak tamamen bu bildirgeye yansımış değil. Ama ruhu bildirgenin bir kanuna geliyor gidiyoruz. Bu kanun için işte bazı ince hesaplar yapmaya çalıştık. İşte enerji verim nature bir çeşitli rakamlar var. Görüyorsunuz siz de. Şimdi bu rakamlara ben tabir yerindeyse pek takılmıyorum. Çünkü asıl soru yani ülkemizde bu rakamlarla verdiğimiz sözleri, önceki sözleri yerine getirdik mi ki şimdiki bu rakamlar hedefleyebiliriz mutlak sayısallaştırmış bu rakamları. Bu anlamda bir geri dönüş yaptığımızda 2011'den bu yana Türkiye aslında Ankara'da da yerelde de iklim değişikliğiyle ilgili ulusal politikalarını, yerel politikalarını, stratejilerini, eylem planlarını yazarak yansıtıyor. Yazarak kelimesinin altını çiziyorum çünkü uygulama sıkıntılı. Yani hemen bir örnek vermek gerekirse iklim değişikliği eylem planı İDEP dediğimiz kısaca 2011'de mesela ben 2017 yılından itibaren yeni binaların yıllık enerji ihtiyacını yani orada öyle yazıyor. %20 yenilenebilir demiş. Tık mı? Yani 2017'de yapmış olmamız gerekiyor. Bu yokken biz 2023'e bir bildirgede başka bir rakam veriyoruz. Ya da kamu kuruluşlarının binalarını, tesislerini, tüm çünkü devletin çok biliyorsunuz binaları var. 2015'e kadar enerji tüketimlerini %10, 2023'e kadar %20 azaltacağız deniyor. Bunlar hep
devletin aynen bu bildirgesi gibi vaatleri. Bunlar da olmadı. Hatırlarsınız, Paris'e giderken bir beyan bildirdik, niyet beyanı bildirdik. Yani ben rakamlarla burada konuşmak istedim çünkü o rakamları tutturuyorsak bunlara yürümemiz lazım. Onun için o riski görmek lazım. Bu çünkü şu demek, söylediğimiz şeyleri, hele böyle rakamla vaat ettiğimiz şeyleri izleyip değerlendirmiyorsak bir manası yok. Yani gerçekten bir manası yok. Doğru. Yani 2015'te Paris'e giderken yeni konutlarda enerji verimliliğini kesin yapacağız ve ona göre inşaatlar yapacağız dendi. 6 yıldır bunu yapmadık gibi. En son 2019'da Cumhurbaşkanı New York'a gitti. Sadece iklim müzakerelerinin o bir önemli bir pozisyondu. 2023'e kadar sıfır karbonlu şehirlerimiz olacak dedi. Yani eğer 2021'deyiz, biraz görmek lazım sıfır karbonlu şehir var mı Türkiye'de diye. Dolayısıyla bu, hani bir şekilde bu tabloyu samimi olarak değerlendirdiğimizde sıkıntının olduğunu görüyoruz. Bu önemli. Kanuna dolayısıyla gelelim. Evet. Kanun tabii moda bu ara. Yani moda olmasının nedeni de Paris'ten sonra, yani iklim çalışanlar hepimiz biliyoruz. Paris İklim Anlaşması'ndan sonra dünya dedi ki ben Kyoto gibi değilim, yani Paris Anlaşması bunu dedi, aşağıdan yukarıya bir modelle ilerleyeceğiz, biz hedefi koyarız 2050'ye kadar, işte 1,5-2 derece bandında dünyanın daha fazla ısınmaması lazım, en fazla bu kadar. Herkes, ülkeler kendi evlerinde yasal, yönetsel, finansman, teknolojik açıdan gardlarını alacak dedi. Böyle olduğunda herkes iklim kanunu daha fazla sayıda çıkarmaya başladı. Yani dünyada bir iklim kanunu hareketi başladı Paris Anlaşması ile birlikte. İklim kanunu hareketi, bu hareket 2018'de mesela bir rakam vermek gerekirse onaylayan ülkelerin hemen hepsinde bir iklim kanunu var. Yani Paris'i onaylayanların içerisinde. Hani biz mi eksik kalacağız diye Türkiye bunu söyleyebilir. İmzaladık aslında. Bu ülkelerin içerisinde İspanya'yı, İngiltere'yi, İsveç'i, yani gelişmişleri sıraladığımızda mesela İngiltere 2008'de ilk iklim kanunu çıkarıyor. İlk kanunu çıkaran gelişmiş ülkelerden birisidir iklim kanunu açısından. Ama bu ülkeler, özellikle gelişmiş ülkeler, bu kanunları çıkardıklarında uzun vadeli hedefleri de oluyor. Yani sera gazı emisyonumu 2030'da şu kadar oranda indireceğim şu yıl itibariyle, 2050'de nötr olacağım diye. Avrupa Birliği'ni de biliyorsunuz. Avrupa kıtasını nötr yapmak için kanununu çıkarıyor. Yeşil düzenini kuruyor. Dolayısıyla yani iklim kanununun ruhunda mutlak bir rakam vermek var esasen. Yani asıl mesele bu. Yoksa biz herhangi bir iklim kanunu, bunu koruyacağız, bunu edeceğiz, bazı rakamları da böyle hani henüz garantilenmemiş, izleme ve değerlendirmeye tabi tutamadığımız bir projeksiyonla yaparsak baştan eksik doğarmışız duygusu içerisinde oluyoruz. Evet. İklim kanunu, yani Türkiye'nin iklim kanununda da azaltım ve şey hakim tabii doğal olarak. Düşük karbonlu rekabet ekonomisi hakim. Yani aslında mesele burada. Diyor ki karbon vergisi mi çıkarayım, emisyon ticaret sistemimi mi uygulayayım? Yani aslında piyasada çözmeye çalışıyor Türkiye'nin iklim mücadelesini karar vericiler Ankara'dan. Biz ise, yani biz derken ekoloji ve toplumun etkileri, iklim değişikliğinin etkilerine uyumunu sağlamak isteyenler, bunun yeterli olmadığını, kanunda ayrı bir etkilere uyum mekanizmasının, stratejisinin ve onun hükümlerinin olmasını söylüyoruz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla bu çalışmalar devam ediyor. Öngördüğümüz, önerdiğimiz, nasıl söyleyeyim, hükümler, ilkeler, ilke bazında da, hüküm bazında da sivil toplum kuruluşu olarak ya da üniversiteler ya da işte diğer kurumlar olarak önerilerde bulunuyoruz. Şu anda bunu görmüyoruz. Neden görmüyoruz? Asıl problem de burada zaten. Şeffaf değil süreç. Yani iklim kanunu süreci şeffaf değil. Neden? Diyebilirler ki canım, yasama var, yürütme organı var, işte bakanlık
bakanlıklar niye var? Siz seçtiniz, oturttunuz yasamayı. Bakanlıkları da ben atadım. Kanunları biz yapıyoruz işte diyebilirler. Usul bu devletin anayasasında. Ama biz neyi tartışıyoruz? İnsanlığın, yani bizim sokaktaki insanın bekasını tartışıyoruz. Yani devamlılığını tartışıyoruz medeniyetinin. Öyle baktığınızda bir varoluşsal tehdit bu. Varoluşsal tehditin içerisinde biz neden iklim kanunu müzakerelerin içerisine şeffaf bir platform açmıyoruz? Yani Ankara bunu açabilir. Aklıma örnek olarak anayasa platformu geldi. Tırnak içinde söylüyorum. Hı hı. Bir zamanlar hatırlarsınız bir internet ortamında bir müzakereler söz konusuydu. Yani bu iklim kanunu geleceğin kanunu. Yani nasıl bir dünya artık işte Tarım Bakanlığı, Çevre Bakanlığı değil, Gelecek Bakanlığı kurulmalı diyorsa, bu anlamda bir mesaj vermeye çalışıyorum. Çok şeffaf değil. Bizler içerisindeyiz, çalışma içerisindeyiz. Bu şeffaflık olmadığı müddetçe hala 20. yüzyılın alışkanlığıyla, yani biz yapıyoruz, kanunumuzu çıkarıyoruz, işte hiç de geri kalmıyoruz dünyanın diğer ülkelerinden denebilir. Evet. Bu anlamda bir söz konusu olabilir. Öyle baktığınızda teknik olarak katkı verdiğimizde de, yani kitlesel kabul gören bir kanun mu acaba, olacak mı acaba? Bu, yani kitlesel kabul gören kanun olmayan bir kanun söyleyeyim ben size. Enerji verimliliğiyle ilgili enerji kimlik belgesi. Evet. Kitlesel kabul görmediği için yıllarca yasa ötelendi, farkındaysanız. Öbür seneye olsun, diğer seneye olsun. Yani binalar. Bu kitlesel kabul görmeyen kanunlar işlemiyor. O dolayısıyla içini iyi doldurmak lazım. Sonra iklim dediğiniz şey her şeye bir şemsiye olduğu için mevcut mevzuatta var. Yani doğa koruma mevzuatının iklim kanunuyla ilişkisinin kurulması lazım. Bunları henüz görmüyoruz. Kuruyoruz diyebilir bakanlıklar, bakanlık. Evet. Ama şeffaf olmadığı için sıkıntı olduğunu söyleyebilirim ben. Evet. Bu anlamda yani paydaş diyoruz, yani aktör, paydaş istişaresi zayıf bir süreçten geçiyoruz. İklim, Türkiye'nin iklim kanununun çıkarılmasında. Bir de şey, tabii kanun hükümlerinin işlemesi için uygulamada finansman mekanizmaları da lazım. Yani bir fon kurulacak mı mesela? Yani iklim değişikliğinin etkilerine uyum için bir fona ihtiyacımız var. Öyle tarımsal desteklerle, çiftçinin küçük mağduriyetlerini küçük paralarla örtemeyebiliriz. Artık bu iş büyüyor. Dolayısıyla evet, yeni bir iklim değişikliğiyle ilgili bir etkilere uyum sağlamak fonuna ihtiyacımız olacak. Yani illaki Paris Anlaşması'nı onaylamayacağım çünkü dünya bana para vermiyor diye tutturursak biz kaybedeceğiz ülke olarak diye düşünüyorum. Evet. Böyle bir durum. Hocam tam bu noktada aslında ben yine bir Paris İklim Anlaşması parantezi açalım istiyorum. Hala dünyada bu anlaşmayı onaylamayan 6-7 ülkeden biriyiz ve 6 kaldık. Evet, 6 ülkeden biriyiz. Yani bütün G20 ülkeleri imzaladı. Türkiye'nin muadili olabilecek bütün gelişen ekonomiler onayladı bu anlaşmayı. Türkiye'nin hala daha bu Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak yasalaştırmamış olması, kendi parlamentosundan geçirmemiş olması Türkiye'yi hem dünyadaki iklim diplomasisinde negatif ayrıştırıyor, dünyadaki iklim tartışmalarından belki uzakta bir yere konumlandırıyor. Türkiye gibi bir ülke açısından bu aslında hiç kabul edilebilir bir durum değil. Bu iklim değişikliğiyle mücadele sonuç bildirgesinde de Paris İklim Anlaşması'na hiç atıf yapılmamış olmasını nasıl değerlendirmek lazım? Paris İklim Anlaşması ile ilgili şu an bulunduğumuz nokta konusunda ne söylemek istersiniz? Şöyle düşünüyorum ben, yani biraz da kamu yönetiminden geldiğim için, yani uzun yıllar, daha doğrusu oradan emekli olduğum için, üstelik de parlamentodan. Doğru, sizin söylediğiniz çok doğru. Hem iklim diplomasisi açısından yalnızlaşmış
bir ülke durumundayız. Birincisi bu. İkincisi o kadar da değil, daha da fazlası. Artık bu 2020'nin başından itibaren uluslararası iklim müzakerelerinde resmi pozisyonumuzu devlet anlamında o sadece gözlemci statüsüyle koruyabiliyoruz. Evet. Çünkü onaylamadığımız için. Bu bize tamam her şeyi duyabiliriz. Gerektiğinde söz alabiliriz ama belki 5 sözün ikisini observerlara, gözlemcilere verirler. Yani öyle de bu masalarda çok yıllarca olduğum için söylüyorum devlet bürokrasisindeyken. Bu zaten genel anlamda bir tercih. Yani Türkiye'de iklim siyasetiyle ilgili Ankara'nın bir tercihi. Bir çekişme aslında. Diyor ki bana teknoloji, yeni teknolojiler verin. Bana uluslararası kaynaklar verin ve ben o zaman onaylayayım. Yani bu evet. Hani ben bazen bunu sokaktaki çelik çomak oynayan çocukların tartışmasına da benzetiyorum. Manalı değil. Türkiye uluslararası sözleşmelere, çevreyle doğrudan ilgili ya da bağlantılı sözleşmeler ve diğer konularda da eğer taraf olursa Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylar, resmi Cumhurbaşkanlığı, şimdi süreç biraz daha farklı. Resmi gazetede yayınlandığını gördüğümüzde, depozitör ülke dediğimiz işte UNFCCC sekreteryasına da gönderildiğinde resmiyet kazanır. Anayasanın 90. maddesine göre de kanundur artık. Yani iç hukukumuza yansır. Öyle bakıldığı zaman bundan tedirginler. Yani ama şöyle bir durum var. Türkiye hiçbir uluslararası sözleşmesinin çevreyle ilgili onaylamış olmasına rağmen gereklerini yerine getiremiyor. Getiremiyor. Evet. Yani biyolojik çeşitlilik sözleşmesinde mesela çok büyük kayıplarımız var. Hmm. Yani yanlış uygulamalar, yatırımlar. Uzatmayalım konuyu. Bu açıdan bakıldığında eğer Paris'i onaylarsa, iki boyutu var bunun. Ben bir boyutunda sizin dediğiniz gibi yalnızlaşmaması için Paris'i onaylaması Türkiye'nin doğru olabilir. Ama ikinci boyutu onayladığı uluslararası sözleşmeleri uygulamıyor. Yani genelde uygulamıyor. Ve bunu mesela ne yapıyor? İmzaladıktan sonra ertesi gün termik santral açıyor. Ya da ne yapıyor? İklim kanununu çıkarıyorum. Hatta Paris'i onaylamadan önce çıkarıyorum diye bir gövde gösterisi yapıyor. Yapacak. Yani evet. Bu bir samimiyetse taraf olalım. Ama samimi olmayan bir duruşta Paris'i onayladım dediğinde de bir tırnak içerisinde o samimiyeti sorgulamamız lazım. Çünkü siz dediniz ki bir kömürden çıkma stratejisi yok. Hı hı. Kömürden çıkma planı olmayan bir ülkenin, yani akşamdan sabaha yapsın demiyoruz zaten. Evet, ya yani 2030 herkes iklim kanunu bunu yazıyor. 2030'da yüzde şu kadar diyor. Mesela Avrupa Birliği 2030'da %55 diyor. Ama 2050'de %100 diyor, yani nötr olacağım diyor. Öyle baktığınız zaman yani samimiyeti olmayan bir şeye ortak olmak ne kadar doğrudur? Biraz o konuda tedirginim ben. Onun için mesela Kyoto'yu onayla diye bağırıldı sivil toplum kuruluşları açısından. Evet. Bakan Ankara problem etmedi çünkü Kyoto'nun hükümleri ona dokunmadı. Yani kolay onayladı. Şimdi bunu onayladığı zaman mekanizma çalışacak. Paris İklim Anlaşması'nın bütün kuralları çalışmaya başlayacak. Sadece ulusal bildirimler değil, etkilere uyum bildirimleri verilmeye başlayacak. Bir sürü konusu var. Bu konuları samimiyetle yapacaksa alkışlayacağız ve onaylamasını isteyeceğiz. Ama öbür türlü samimiyetsizliğini alkışlamış olmamak için buraya da bir kapı açmak istedim, doğru söylemek gerekirse. Evet. Şimdi belki bu noktadan biraz Türkiye'deki bu bildirgeyi konuştuk. Bu işte bir iklim kanununa hazırlık ama Paris İklim Anlaşması onaylanmamışken böyle bir kanuna kapı açılıyor olması ne kadar samimi. Bunu gayet güzel izah ettiniz hocam. Bu noktadan biraz isterseniz Avrupa ülkelerine doğru geçiş yapalım. Çünkü Avrupa Birliği'nin kendisi ve Avrupa Birliği'ni oluşturan ülkelerin de aslında emisyon açısından yüksek salımı olan ülkelerin belli karbon emisyonu azaltım ve nötr hedefleri var. Buna bağlı olarak da fosil yakıtlardan, kömürden ve kademeli olarak da nükleerden çıkış hedefleri var.
Ve şu anda 2019 sonu itibariyle 15 Avrupa ülkesinde iklim yasasının yürürlükte olduğunu biliyoruz. Bazı hazırlık yapanlar da var ve bunlar genellikle azaltıma yönelik bir takım hedefler içeriyor. Avrupa'da bu iş bizim hemen yanı başımızda aslında ticaret anlamında çok önemli de bir partneri Türkiye'nin ve yeşil mutabakat devreye girdiği zaman da Türkiye'yi zorlayacak başka bir takım şartlar oluşacak. Şu anda iklim yasaları açısından belki bir Avrupa parantezi açmak istersek oradaki durumla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, Avrupa Birliği özellikle pandemiden sonra, çünkü küresel kriz, her iki kriz de birbiriyle biliyorsunuz geçti birbirine. Yani ve geçmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü ve IPCC'nin, bu Uluslararası Bilim Bordu'nun 6. değerlendirme raporu hazırlanıyor. Orada bir parantez açıldı. Pandemi ve iklim değişikliği ile ilgili ayrı bir bölümle çalışılmaya başlandı. Dolayısıyla Avrupa Birliği bu işin çok farkında oldu ve zaten hani bir şekilde lider olmaya çalışan bir tüzel kişilik Avrupa Birliği iklim mücadelesinde dünyaya karşı. Yeşil düzeni Aralık 2019'da aslında, yani 2020 kabusuna girmeden önce başlatmıştı. Evet. Yani hatta 12 yeşil düzen değil, yeşil düzen der Avrupa Birliği. Yeşil yeni düzen ABD'nin parlamentosunda konuşulmuştu. Avrupa Birliği yeni demez, ben epeydir yapıyorum diye. Öyle de bir duruşu vardır. Avrupa Birliği iklim kanununu AB ülkeleri açısından da, tabii o da zorlayıcı değil, ama kendi iklim kanununu 2030'da %55, 2050'de nötr olacağım demekle birlikte artık bütün ülkelerinden INDC'lerinde, yani niyet beyanlarında rakamlarını istemeye başladı. Zaten Paris'i onayladıkları için o ülkeler, evet. Paris'in kuralları gereği de niyet, yeni niyet beyanları bunlar. Revize edilmiş niyet beyanları oluyor. Bu niyet beyanlarında ulusal iklim eylem planlarının içerisine işte sizin de vakıf olduğunuz gibi bir Paris ivmesiyle, işte bir İrlanda'da, Fransa'da, İspanya'da nötr olacak 2050 yılında. Yani bunu olacak deyince belki politikacılar kızabilirler. Derler ki nereden biliyorsun? Ya da işte, yani ben işte bilimsel, teknik ve teknolojik parametreleri kullanarak bu hukukun cümlesini yazdıklarını düşündüğümden söylüyorum. Evet. Çünkü böyle hani yapacağız denmeden önce o parametrelere ihtiyacımız var. Onlar da onu düşündüler. Zaten AB'nin bir ülkesi olarak İspanya bu 2019'da Fransa çıkardı şeyini. Onunla ilgili kanununu. Aslında bir Hollanda, grafiğimiz var. Evet. Arkadaşlarımız onu da ekrana yansıtırsa, hangi ülkelerde iklim yasası var, evet, hangi sitelerinde evet, hazırlık var, onu da görmüş var. Oluruz yani şu anda, bu şekilde. Evet, evet. Burada baktığınız zaman şimdi yürürlükte olanlar var, hazırlanmakta olanlar var. Aslında bu 2020 yılının bir haritasıdır. Bir de yani henüz üzerinde çalışılmamış ya da bilgi olmayanlar var. Şunu karıştırmamamız lazım. Avrupa Birliği, yani iklim kanunu dediğimiz zaman zaten iklim değişikliği kabusu başlayınca dünyada en çok enerji ve tarım yasaları değiştirmeye başlandı ülkelerde. Ama içine bunlar iklimle ilgili mevzuatta bazı hükümler atarak başladılar. Ama gerçek iklim kanunu, biraz önce söylediğimiz gibi, daha çok sera gazı emisyonlarının mutlak azaltım hedefi vermek üzere hazırlanıyor. Ona bağlı olarak azaltım ve uyum dediğimiz stratejilerin sinerjisiyle ortak bir şekilde hazırlanıyor. Çünkü siz eğer kuraklığı engelleyemiyorsanız, yani susuzluğu engelleyemiyorsanız, enerji sektöründeki bir yatırımı da pahalıya mal edeceksiniz. Çünkü ham madde açısından suyu kullandığı için ya da hidroelektrik santralleri için de söz konusu olabilir. Dolayısıyla etkilere uyumla
azaltım arasındaki dengeyi koruyan ve mutlak bir rakam veren kanunlardan bahsediyoruz. Yürürlükte olanları listeledi de gördüğünüz Almanya, yani daha çok AB'nin gelişmiş ülkeleri, İsveç var, Norveç var. Bütün bunlar rakamlarını bildirdiler. 2030'da %80 olup işte 2050'de sıfır nötr olanlar var. Tabii Türkiye, yani Ankara ya da işte ne bileyim bir sürü Avrupa Birliği'nden destek alıyoruz, uluslararası hibe fonları alıyoruz. Bu ülkeler nasıl bu nötre yürüyorları arka plandaki teknik raporları bakana iletiliyor esasen. Yani hani ben yaparım derken o arka plandaki rakamları da nasıl bir külfetin olacağını da görmek gerekiyor. Masum bir konudan bahsetmiyoruz. Sera gazı azaltım hedeflerini koyduğunuz zaman özel sektörle de bir net bağı olmak gerekir. Birincisi bu. Evet. Rekabet ortamı ama etkileri uyum açısından baktığınızda da bambaşka bir süreçte o toplumun ne derler, yoksul kesimine kadar kentlerde nasıl afetlerden etkileniyorsa o işin de bir finansal kaynağa ihtiyacı var. Yani dolayısıyla makroekonomik bir ekolojik restorasyona ihtiyaç var. Bütün dünyada var. Türkiye, dolayısıyla ekolojik olarak da yatırımlar söz konusu olacak. Zor bir süreç bu. İşte onun için hani birdenbire iklim, bizim ülkemizde böyledir. Bir şeye önem verildiği zaman üstüne bakanlık yazılır ya da bir kanunu çıkarılır hemen. İçi ne kadar doğru dolacak? Çünkü bu artık bizim esas oğlanımız yani. Şey açısından 8 Mart'ta gönderme yapayım diye söyledim karşı cinse. Genel anlamda bakıldığında yani geleceği planlıyoruz. Geleceği planlayacağımız böyle bir şeyde bu işi sadece teknik bir mesele gibi rakamlara boğarak Türkiye'yi vizyonsuz olabilir bu. Evet. Tehlikelidir demek bizim gibi ne derler kaygılı olanlara düşer diye düşünüyorum. Doğru. Evet hocam. Şimdi isterseniz gelelim aslında bugünün de anlam ve önemini de içerecek olan insan hakları eylem planına. Şimdi bu Türkiye'de insan hak ve özgürlüklerinin genişletilmesine ilişkin bir takım hedefler içeriyor. Tabii çok eleştiriliyor. Çok üzerine konuşuluyor hukuksal açıdan. Şimdi biz tabii bunu biraz daha iklim ve kadın açısından ele alacağız. Ben eylem planının içinde iklim kelimesini arattım. Sadece iki yerde iklim kelimesinin geçtiğini gördüm. Şimdi onu bir konuşmak istiyorum sizinle. Ve ikincisi de kadın elbette. Kadınların çok fazla, çok farklı alanlarda mağduriyetleri var. Çok ciddi bir şiddet sarmalının içinde. Neredeyse bir cins kırımdan bahsediyoruz. Hayatın hiçbir alanında eşitlikçi değil. Yasalarla bir takım alanlar korunuyor olsa da çok adaletsiz işliyor. Kadına yönelik istihdam, emek, başka bir takım haklar. Bu eylem planı kadınlara ne vaat ediyor sizin gördüğünüz kadarıyla? Çok, çok önemli çünkü tabii hani bizim Cumhurbaşkanımız bir müjdem var çocuklar deyip böyle yeni yeni şeyleri 2023'e kadar herhalde böyle ayda bir şey yapacağız, duyacağız. Hoşumuza gidiyor. İnsan hakları eylem planı ciddi bir şey. Aslında epeydir çalışılan bir süreç bu. Yani tabii ki ben bu konuda doğrudan bu konuda çalışmıyorum. Sosyologlar ya da ilgili bakanlık, aile bakanlığı sorumlu oluyor. Tabii tepede de Cumhurbaşkanlığı'nın kurulları var. Politika kurulları ne derler sahip çıkıyor konuya. Aslında neticede ilk girizgahınızdan başlarsak bir kere iklimi iki yerde gördük. Nasıl gördük bir ona bakalım ve doğru mu gördük ona bakalım. Evet. Yani şimdi biz aslında toplumun refahından ya da işte bekasından bahsediyoruz. İklim değişikliği hepimiz için bu söz konusu. O zaman ilişkiyi yaşanabilir çevre sağlanacak. Biz onlar için refahı böyle sağlayacağız diyor. Doğru.
yaşanabilir bir çevre olursa refah olacak. Bu çevreden neyi anlıyoruz? İşte yoğun kentleşmeyi en aza onların çıkardığı sorunları en aza indirerek yapacağız diyor insan hakları eylem planı. Göreceğiz yani yoğun kentleşmeyle refah insanın o yaşam hakkı açısındaki dengeyi göreceğiz. Doğrudan iklim değişikliğiyle ilgili olarak temel insan haklarının etkileri analiz edilecek diyor. Yani iklim değişikliğinin temel insan haklarına nasıl bir etkisi vardır? Bir onu analiz edeceğiz. Yani afetlerin etkisi, sizin dediğiniz gibi kadınlara, hamile kadınlara, engellilere ya da yaşlılara, hastalara bunlar doğal olarak temel insan hakları bu haklara nasıl etki edecek? Kamu politikalarında bunu öne çıkaracağız diyor. Şimdi ben bismillah derim ki yani kamu politikalarında madem öne çıkaracaksınız benim bilgi edinme hakkım nerede? Bu da benim hakkım, bu da bir insan hakkı. Ben iklim kanunu ile ilgili bir bilgi edinme istiyorum ayrıntılı olarak. Katmak istiyorum kendimi aktif olarak. Öyle baktığınız zaman bir kere bu işareti verelim belki işe yarar diye. Kadınlara gelelim. Evet. Kadınlar tabii dezavantajlı ve avantajlı kesim olarak tanımladığımızda bu kelimeleri sevmiyoruz. Yani aslında dezavantajlı kelimeyi sevmiyoruz. Ben hatta hafif nükteden bir şekilde avantajlı gruplar iklim değişikliğinden nasıl zarar görecekler diye düşünüyorum bazen. Şimdi yeşil alanları diyor. Yani eğer iyi bir yaşanabilir bir çevre yapacaksa insan hakları eylem planında kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler için güvenilir ve erişilebilir olacak diyor. Buraya kadar doğru. Yeşil alanlar evet. Güvenilir olacak kadınlar için. Erişilebilir olacak. Güvenilir derken işte kadınların her yerde olduğu ışıklar, işte yollar o konuları zaten kadın hakları çalışan insanlar biliyor. Ama erişilebilir olma noktasına gelince yeşil alanlarımız nerede diye bir soru sorarım ben. Yani biraz öyle bakmak lazım. Başka bir önemli amaç, aslında önemli bir amaç bu. Bizi kadına da bir şekilde kadının istihdamının arttırılmasına, çalışma hayatına adil şartlarda katılmasına imkan vermek üzere çeşitli tedbirler alacağız. Bunlardan bir tanesi de diyor, kamu görevlilerinin farkındalığını arttıracağız diyor. En doğru amaç bu esasen. Yani çünkü Ankara durur, sivil toplumu eğiteceğiz. İşte kadınlara bir şey vereceğiz. Yani öyle değil. Aslında idarenin kendisinin de farkındalığının insan hakları açısından, kadın hakları açısından bir şekilde ortaya çıkarılması lazım. Ne kadar farkındalar? Bu önemli. Şöyle bakın. Kadının güçlenmesiyle ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2018 ile 2023 arasında uygulamak istediği bir strateji belgesi var. Orada sadece kadın inşaat sektöründe kaliteli, nitelikli istihdamı arttırılsın diye söyleniyor. Sizin söylediğiniz gibi insan hakları eylem planına bakıyorsunuz. Kadın kelimesini buluyorsunuz da yanında bir mağdur kelimesiyle birlikte. Sürekli bir mağduriyet. Tamam, yani mağduriyetimiz iklimle ilgili, iklim değişikliğinin afetleriyle ilgili olabilir ki evet. Bunun da afetin suçu var da eril zihniyetin suçu yok mu diye sorarlar insana. Yani asıl mesele de buradadır. Şimdi yeni araştırmalar geliyor. Diyorlar ki işte toplumsal cinsiyet eşitliğiyle yani kadınla iklim arasında ne ilişki var dendiği zaman veri olmadığı için anlatamıyoruz ama artık dünyada çok araştırmalar güncellenmeye başladı. Evet. Kadına yönelik şiddetin iklim değişikliğiyle ilgili yani iklim krizi ve afetlerle ilişki bağı olduğu söyleniyor. Daha da önemlisi... Bununla ilgili yapılmış yeni bir çalışma var mı hocam? Yani küçük küçük araştırmalar, küçük küçük tez ön makaleleri, evet. Çalışmaları belki buna var. Pandemi de eklendi şimdi. Evet, Türkiye'de çok az. Türkiye'de şimdi algılamaya çalışıyorlar. Aslında hem kadın tarafı hem iklim tarafı bu iki sinerjiyi bir araya getirirken asıl zeminin bu cinsiyet körü olmaması gereken bir ülkede yaşamamız gerektiğinin üstüne koyması gerekiyor. Asıl mesele burada. Yani bu geleneksel kültürler bizi zorluyor. Pandemi dediniz, iki gün önce Van'dan bir derneğin yetkilisiyle konuşuyordum. Hı hı.
şey tema Van temsilcisi ile konuşuyordu. Orada da bir eğitimler vermek istiyoruz. Hocam dedi, burada dedi Van için söylüyor. Toplumsal evet. cinsiyet eşitliği ve kadın dersi verin. Yani modüllerinizden Hı-hı. birisi bu olsun dedi. Ki biz aslında doğuya gittikçe daha çok kamu yönetimi ve iklim arasındaki ilişkileri daha çok anlatmak isteriz. Doğu devlet ilişkisinde daha bir talepkardır düşüncesiyle biraz. Neden dedim yani hani çünkü yani çok radikal gelebilir, çok ne derler kopuk gelebilir, kent anlatmak daha akıllıca olabilir falan gibi. Burada dedi pandemi nedeniyle birçok çocuk gelin sayısı çok arttı dedi. Yani çünkü aile bütçesi eksiye düşüyor. Kızın birini ikisini göndermek zorunda kalıyorlar boğaz eksilsin diye. Yani Türkiye'nin gerçeğinden bahsediyoruz. Bunlarla birlikte afetlerle de aynı ilişkiler kurgulanıyor. Siz de takip ediyorsunuz. Afetlerde en zarar görenler kadınlar oluyor. İşte genç kızlar okuyorsa okuldan alınıyorlar. Evet. Bir sürü zincirleme etkisi var. Bir etki zinciri içerisinde. Ama esas konu da toplumsal cinsiyet eşitliği normlarını algılayamamaktan geliyor. Şu anda şu bilgiyi de vermek isterim. Birleşmiş Milletler'in bu büyük bir kaynağıyla Avrupa Birliği'nin kaynağıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye'nin yönettiği bakanlık için yönettiği bakanlığın Hı-hı. kontrolünde tabii. Çok büyük bir uyum projesi var. 3 yıl 5 yıl işte 2. yılındayız. Bugünlerde ben bu sosyal boyutu çalışıyorum o projenin içerisinde. Orada bütün dünyadaki yani iklim değişikliği konularıyla halkın, toplumun, kadınların, işte yoksulların, etnik grupların, göçmenlerin mesela Türkiye'de romanları konuşmaya başladık biz. Evet. Romanların yaşadığı bölgeler kentte afetlere en kırılgan bölgeler. Şimdi bunlar işte insan hakları oluyor. Yani Aha. öyle baktığınız zaman kadınlar açısından bakıldığında da o anlamda mağdur kesim ortaya çıkıyor tabii. Ama biz isteriz ki mağduriyeti konuşurken aktif olmayı, nitelikli katkılarımızı birlikte vermeyi, yani biz ayrımcı değiliz cinsiyetimiz açısından söylüyorum. İklim değişikliğiyle toplumsal cinsiyet eşitliği konuşan dünyalılar derler ki herkes güverteye çıkmak zorunda, toplumun %100'ü de etkilenecek ve bu konuyla savaş edecek. %50 nüfus olarak bizsek yarısı kadın, yarısı erkek aynı mücadelenin içerisinde olmalıyız diye düşünüyorum. Evet ve aslında Türkiye'de çevre mücadelesine baktığımızda da hep ön saflarda kadınların olması şaşırtıcı değil. Tabii aynı zamanda da çok sevindirici. Keşke bu kadar çevre mücadelesi verilmesine ihtiyaç kalmasa da kadınlar aslında çok daha eşitlikçi, özgür, adil emeklerinin karşılıklarını alabildikleri işlerde üretebilseler. Çalışabilseler diyelim ve belki 8 Mart vesilesiyle bir son söz, bir mesaj vermek de isteyebilirsiniz. Sonunda toparlayacak olursak öyle bir söz de almak isterim sizden. Teşekkür ederim. Yani şöyle söyleyeyim, içimden geliyor. Cinsiyetimle gurur duyuyorum. Hele bu ülkede yaşayarak böyle yapmakla da gurur duyuyorum. Çünkü hepimizin yani bu nitelik kelimesini insanlar şöyle anlamasınlar isteriz. Yani okumuş kadınlar değil. Nitelik biraz önce söylediğiniz gibi yaşadığı yeri koruyan, yaşadığı ülkeye özen gösteren, gerçek emek veren insanlara ait bir şey olmak gerekir. Biz tamam Türkiye gerçekten geriledi biraz. Her ne kadar siyasilerimiz bayağı kadının adı var artık diyorsa da çok ciddi sorunlarımız var. Bu sorunlar için vazgeçmeyeceğiz. En önemli konu da birlikte yani hem kadınlarla ama en çok kadınlarla dayanışarak kendi alanlarımızda tıpkı sizle ben yaptığımız gibi güçlenerek devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet hocam. Peki çok teşekkür ediyorum. Hem verdiğiniz bilgiler için çok anlamlı oldu. Böyle bir günde bunları konuşuyor olmamız. Hem de programa katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, bu hafta Ekolojik Odak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle biraz daha iklim ve kadın odaklı bir sohbet yaptık. Türkiye'nin gündeminde geçtiğimiz günlerde iklim değişikliğiyle mücadele sonuç bildirgesi vardı ve aynı zamanda insan hakları eylem planı vardı. Bunları iklim boyutuyla, Paris İklim Anlaşması boyutuyla, iklim ve kadın boyutlarıyla konuşmaya çalıştık. Konuğum Küresel Denge Derneği Başkanı Nurhan Taluğ'du. Tekrar kendisine çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığı için. Bu hafta da Ekolojik Odağın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.